Merhaba değerli misafirler. Merhaba sevgili hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Değerli hocam nasılsınız? Çok şükür. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız Sümeyla Hocam? Hamdolsun bizler de iyiyiz kıymetli hocam. Tüm yayınımıza katılanlara tekrardan hoş geldiniz diyorum. Birkaç dakikalık gecikme yaşadık. O yüzden de kusura bakmayın. Teknik problemler yaşayabiliyoruz her an. Ve aleyküm selam. Selam verenler için de topluca bir selamı almak gerekecek. Evet, şimdi değerli hocam ve kıymetli katılımcılarımız, malum psikoloji sohbetlerimiz, aile ve çocuğa dair psikoloji sohbetlerimiz devam etmekte. Bu haftaki konumuzda evliliklerde çok fazla sıkıntı oluşturan, hatta boşanma sebepleri arasında da çok fazla dile getirilen bir konu. Kıskançlık konusunu ele alacağız. Değerli hocamızdan bu konuda bizi aydınlatmasını isteyeceğiz. Peki hocam, nasıl başlayalım konuya? Bir öncelikle aslında çok böyle yakın kelimeler var. Kıskançlığın yanında anılan haset, imrenme, gıpta etme gibi. Öncelikle bir terimi yine sizden alsak mı? Evet. Kavramı bir kafamızda oturtalım, öyle başlayalım programa. Evet, iyi olur çünkü anladığım kadarıyla kıskançlık, haset birbiriyle karıştırılan ya da aynı anlamda kullanılan kelimeler. Fakat bizim literatürümüzde ya da bizim terminolojimizde yani psikoloji terminolojisinde haset, kıskançlık, gıpta birbirinden çok farklı. Zaten psikoloji çok ayrıntı ilmi. Hani ayrıntıyla çalıştığımız için hasetle kıskançlığı aynı anda değerlendiremeyiz. Hasetin verdikleriyle kıskançlığın kattıkları aynı şey değil hayata ve bize. Gıptadan başlayarak devam edelim isterseniz. Gıpta imrenmek yani beğenmek ama almamak. Ne bileyim hani vitrinde dolaşırken bir elbiseyi çok beğenirsiniz, imrenirsiniz ama üzerinize giymeye uygun bulmazsınız, almazsınız. Gıpta biraz böyle bir şey. Onda imrendiğiniz bir şey. Kendiniz için istemeyebilirsiniz. Kıskançlığa gelince onda imrendiğiniz, beğendiğiniz şeyin sizde de olmasını istediğiniz bir şey. Ve bunun için hırsla çalıştıran bir güdü, kıskançlık insanı güdüleyen bir şey. Bende de olsun, ben de yapabilirim dedirten bir şey. O yapıyorsa ben de yapabilirim, o başarıyorsa ben de başarabilirim. İşte o rekabeti tetikleyen aslında bu güdü. Bu da sadece insanın kendisiyle var olan bir duygu. Yani diğerine dokunmayan bir duygu. Bizde kıskançlık sanki diğerine zarar verilmiş gibi görünüyor. Aslında öyle değil. Kıskançlık insanı güdüleyen, motive eden, kendisi için çabalamasını sağlayan, sebep olan şeydir. Hasete gelince kıskançlıkla karıştırılan şey haset. Haset bozan duygudur. Yani ondakini, onda da olmasını istemeyen, bize kendimize değil, iyiliğin, güzelliğin ya da onda olan şeyin bizde olduğu halde onda olmayanın bozulmasını istediğimiz zaman ortaya çıkan bir şey. Bozan, yıkan bir duygu. Ve haset şeytana yakıştırılır bilirsiniz. Şeytani bir duygu. Bizim karanlık şeytani yanımız. Dolayısıyla da hasetle kıskançlığı ayırırken aslında kıskançlık diye konuştuğumuz her şey hasetten yola çıkıyor olabilir diye bırakayım. Çok teşekkürler hocam. Güzel bir aslında giriş oldu. Çünkü gerçekten biz aynı anlamlara geldiğini zannederek bazen kıskançlığı haset yerine, haseti kıskançlık yerine kullanabiliyoruz. Oysa sizin ifade ettiğiniz sıralamayla gidersek imrenme aslında yerinde güzel deme. Yani çiçeği dalında sevme gibi sanki. Koparmamak gibi, evet. Hatta belki yapıcı bir şey. İnsanın kendisi için de belki bir güdüleyici olabilir. Ama kıskançlık bundan bir tık daha herhalde kişiyi harekete geçirme anlamında daha güçlü bir duygu. Kıskançlık hisseden kişinin de kendisi için aksiyon alabilmesi. Mesela bu çok güzel bir ayrıntıydı kıymetli hocam. Yani kişinin kendini harekete geçirmesine vesile olması çok güzel bir şey. Ve olumlu olduğunu söylediniz. Oysa biz kıskançlığı hep olumsuz tarafından, herhalde biraz karıştırmadan kaynaklanıyor. Haset duygusuyla belki karıştırıyoruz. O da ne dedik? Yıkıcı dediniz. Bu Bozucu. anlamda bozucu, aynen bozucu ve yıkıcı bir duygu. O zaman biz kıskançlığı konuşacağız bugün, değil mi hocam? Yani biz sizin İşe o ifade yararız. ettiğiniz,
Eşler arasındaki kıskançlık duygusunu konuşacağız. Öncelikle bunu da yani aslında ilk soru olarak ben kıskançlığın bir duygu olup olmadığını soracaktım ama sizin zaten ifadelerinizden bunu anladık ki bu bir duygu. Yani bu aslında hani düşünceden kaynaklı olabilir fakat düşünce değil. Önüne geçilmesi belki çok mümkün olmayan bir şey. Bu konuda da Motive aslında. edici olduğuna göre, duygu güdüleyici olduğuna göre his, yani içgüdüsel, iç tepisel bir şey. Evet, düşünerek, bakarak, aa işte bunu ne güzel yapmışlar, ben de yapabilirim deyip kolları sıvayarak hadi yapmaya çalıştıran şey bu. Düşüncenin de tabii karıştığı bir şey, düşünerek başlayan bir şey, fark ederek, algılayarak başlayan bir şey. Ki psikolojide bazen düşünceden başlar yola, bazen fıtri içgüdüsel dürtü ve duygulardan yola çıkar. Nereden başladığın çok önemli yok. Davranışı okumak böyle bir şeydir zaten. O başlangıca varmamız tabii ki bir terapi içindeysek önemlidir. Fakat günlük hayatta konuşurken o kadar da önemli değil. Sonuçta kıskançlık bizi motive eden, güdüleyen, harekete geçiren bir şeydir. Yani kötü bir şey değildir aslında. Evet, bütün duygular gibi aslında, değil mi hocam? Aslında duyguları nasıl dışa vurduğumuz. Az önce de çok özel bir yine bilgiyi paylaştınız. Aslında psikoloji diyorsunuz ya, okuma yani davranışları okuma. Nereden başladığı çok çok önemli değil. Biz genelde işte ya niyeti şöyle miydi? Biz hep böyle ardını ararız ama çok da aslında bilinç düzeyinde biz doğruyu bulmayabiliriz. Bizim takip ettiğimiz izler her zaman bizi doğruya götürmeyebilir. Bu anlamda da psikoloji ilminin önemini anlamış oluyoruz kıymetli hocam. Çok ayrıntı ilmidir. Yani bazen gerekebilir o kaynağa ulaşmak, travmatik sonuçlar varsa. Fakat sadece davranışın değişmesini istiyorsak çok önemli değildir. İşte buna da bilişsel ve davranışçı dediğimiz yöntemle sadece davranışı değiştirecek bir takım ödevlerde de değişebilir insan. Yani bazen çok önemlidir nereden çıktı, düşünceden mi, duygudan mı yola çıktı. Bazen de hiçbir önemi yoktur. Duruma göre değişir. Evet. Şimdi kıymetli hocam, geçen programlarımızdan da aslında biz böyle zincirleme gidiyoruz. Birbirini tamamlayıcı olsun istiyoruz. Allah razı olsun, düzenli takip eden izleyicilerimiz var. Onlar için de biraz daha düzenli gitsin. Onların sorularını da dikkate alarak bir şey oluşturuyoruz. Güzergah oluşturuyoruz kendimize. Geçen haftadan, geçen programdan şöyle bir şey geldi. Dış etkileri konuştunuz hocam. Dış etkiler içerisinde işte malum kayınvalide var, işte kayınvalide ile olan ilişkilerden bahsedildi ya da kayınvalide olup geliniyle ilgili benzer şeyleri yaşadıklarını, yani aslında biz müdahale etmek istemiyoruz fakat şöyle şöyle oluyor, biz kendimizi olayın içinde buluyoruz diyen kayınvalideler bile oldu. Bu anlamda biz biraz bu kıskançlık konusunu o yüzden seçtik. O kısma geçmeden ama eşler arasında bir ihtiyaç mıdır? Yani genelde bunu diyorlar ya hocam, işte beni sevse kıskanır ya da işte seven insan sahiplenir. Şimdi sahiplenme ve kıskanma konusuna biraz değinebilir misiniz hocam? Evet. Şimdi kıskançlığı tanımlamamız çok iyi oldu. Bunu düşünmeye bizim önümüzü aydınlatacak bütün konuştuklarımızı atfedeceğiz çünkü başlangıç. Evet. Evet, böyle bir algı var. Biz de çok fazla duyuyoruz. Kıskansaydı ya da sevseydi, sahiplenseydi kıskanırdı. İşte o bana sahip çıksın diye daha kısa giyiniyorum. Şunu da çok duyuyoruz. Gece çıkıyorum, parkta oturuyorum. Gelip beni kıskansın, neredeydin desin istiyorum. Ama hiç sormuyor, hiç merak etmiyor. Bu o kadar ince bir çizgi ki burayı açtığımız zaman dallanabilir. Ama artık nereye giderse açacağız. Şimdi bu beklenti aslında kıskanma beklentisi, sahip çıkılma beklentisi. Kıskanmayla sonuç veren, sahiplenseydi, ait hissetseydi, benimseseydi, beni kendine yakın hissetseydi, aslında bana bağlansaydı demeye geliyor. Halbuki güvenli bağlanmada sürekli takip etmek yok. Güvenli bağlanan, bağlı hisseden, ait hisseden kişinin kaygısı olmaz. Bize gelen bu tür soruların altındaki yatan neden de kaygı. Hani benim için kaygılansın isteğim. İnsan için %100 her an 7/24 kaygılanacak tek varlık var. Koruma içgüdüsü fıtraten hamile kaldığı günden itibaren hormonal anlamda verilen, işte kedilerde, köpeklerde, hayvanlarda da gördüğümüz koruma içgüdüsü. Yani anneliğin doğasında olan koruma içgüdüsü bizi kaygılandıran bir şey. Bizler biraz eşyayı yerli yerine koymadan büyüyoruz. Kafalarımız karışık oluyor. Eş nedir, anne nedir, işte cinsiyet nedir vesaire vesaire. Evlendiğimiz zaman kadın ya da erkek fark etmez. Eşimizden
anne ya da baba, ebeveynlik beklediğimiz için bize sahip çıksın ve sürekli bizim için kaygılansın istiyoruz. Sürekli kaygılanmayan erkek ya da kadın eşi için bireyleşmiş bir insan da olabilir, birey yerine koyuyor olabilir karşısındakini, bir insan olarak, müstakil bir insan olarak görüyor olabilir. Bu yüzden kaygılanmıyor olabilir, tüm sorumluluğu kendisine atfediyor olabilir. Aynı zamanda duyarsız da olabilir. Bu çok ince bir çizgi. Bu duyarsızlığın nedenleri de duyarsızlıktan yola çıkmıyor olabilir. Kişinin verdiği tepkiden de yola çıkıyor olabilir. Kişinin kendi patolojileriyle de ilgili olabilir. Biz duyarsızlığı bir kenara bırakalım. Bu hani ciddi anlamda özele girer. Biz buradan sahiplenme ve birey görme, yani karşı tarafı birey olarak algılamaya bakarsak, karşı tarafı birey olarak algıladığı için, şahsına münhasır, müstakil bir insan olarak algıladığı için onun için kaygılanmıyor olabilir. Onun becerisine güvendiği için, onun yapabileceklerine inandığı için de bu şekilde bir tavır takınmıyor olabilir. Zaten eşler, çift ilişkisi, eşlerin, romantik ilişkinin doğasında kıskanmak değil, evet sahip çıkmak, aidiyet kurmak. Fakat bu sahip çıkmak ihtiyaçları gidermek anlamında olmalıdır. Yani kişi ihtiyacını dile getirmeli, karşı taraf da bu ihtiyacı yerine getirmeli. Kadının erkekten, erkeğin kadından ihtiyacı hem cinsiyet anlamında hem sosyal hayat anlamında veya eve gelen bir misafirin, yeni doğan bir bebek anlamında ya da işte büyümüş çocukların organizasyonu anlamında bir sürü anlamda olabilir ve ihtiyaçlar kişisel de olabilir, aileye dair de olabilir. İhtiyaçlar dile getirilir, ihtiyaçlar karşılanır. Sahip çıkmak, şahsi sahip çıkmak biraz daha hani biraz kibarlaştırılmış olacak, geri alayım ben onu, daha çocukça, daha anne babanın yapması gereken, ebeveynden beklediğimiz bir davranış. Yani ebeveynimizin bizi korumasına hala ihtiyaç duyduğumuzu bize gösteriyor. Şimdi evlilik ihtiyaçların karşılandığı ortamsa eğer, sahip çıkılma ihtiyacımızı eşlerimizden mi beklemeliyiz? Yeni bir soru ortaya çıkarsa, evet bekleyebiliriz. Fakat bir eş bu sorumluluğu hayat boyu idame ettiremez. Bir müddet hoşuna gidebilir ona sahip çıkmak. Bir yerde bıkar çünkü onun asli sorumluluğu değil. Fıtri ihtiyaç, onun fıtri ihtiyacı, fıtri melekesi değil. Orada bulunma amacı karı koca ilişkisi. Bir başkasının sorumluluğunu ancak onu dünyaya getirdiğimiz zaman ya da bizden doğduğu zaman yapabiliyoruz. Diğer her şeyden bıkarken bıkmadığımız tek sorumluluk çocuklarımızın sorumluluğu dikkat ederseniz ki evlendiklerinde de devam ettirebiliyoruz. Hani onlar kendi hayatlarını kurduğunda da biz hala bizim sorumluluğumuz altındaymış gibi davranabiliyoruz. Fakat bir başkasının, bir misafir, bir yeğen, bir komşu çocuğu, herhangi bir canlı ya da hayvan da olabilir. Bir zaman sonra ondan kurtulmaya çalışıyor insanoğlu. Evet hocam. O zaman biz şimdi kıskançlık beklentisinin aslında sahip çıkılma beklentisi olduğunu, biraz daha çocukluktan getirdiğimiz belki ihtiyaçların devamı olduğunu fark etmeliyiz. Yani hani dediniz ya, kişinin kendi kendine yetebildiğini düşünüyorsa belki bundan kıskanmıyordur. Yani bu da ne demek oluyor? Kendini koruyabileceğini, orada doğru davranışı sergileyebileceğine zaten inanıyorsa bir eş, diğerini uyarma ihtiyacı ya da diğerini gidip de orada koruma ihtiyacı hissetmeyecektir. Direkt aklıma şu geldi, küçük çocuklarım da olduğu için. Mesela ben 4 yaşındaki oğlumun karşıdan karşıya yalnız başına geçmesi konusunda endişelenirim. Ama 12 yaşında, 13 yaşına artık yaklaşmış bir oğlum var. Onun karşıdan karşıya geçmesi biraz daha benim için güvenlidir. Artık yavaş yavaş. Daha küçüğü ne yapıyorsunuz hocam? 2 yaşındaki, aman Allah'ım sakın yola yaklaşmasın, hemen elinden tutup böyle onu mümkünse hatta kucakta karşıya geçirme gibi bir şeye, değil mi? Aslında evet hocam, burada bir örnek vermiş oldunuz. Çok fazla böyle sahiplenen gerçekten, Götürsün, ama her yere o götürsün, taşısın. Hani değil karşı mi? geçerken de gözü üzerimde olsun, endişelensin. Bir de tutup taşısın. Her versiyon var aslında toplumda, sizin şu anlattıklarınızın içinde. Değil mi? Burada peki sağlıklı bir eş ilişkisinde aslında ne beklenmeli ve nasıl davranılmalı hocam desek, böyle kısaca bir. Yani söz konusu kıskançlık olduğunda kıskançlığın iyi bir şey olmadığını biliyoruz. Ya da şöyle şeyler de oluyor. Bir 15 yıl sonra çıkıp geldiklerinde nefes alamıyorum, boğuluyorum dediğinde kişi, bu erkek de olabiliyor, kadın da olabiliyor.
İlk başlarda hoşuma gitti diyor. Onun bana sahip çıkması, her anıma katılması, her şeyime karar vermesi, müdahale etmesi, destek olması anlamına geliyor. Müdahale etmesi tabii ki. İlgi anlamına geliyor. İlgilenmesi çok hoşuma gitti diyor. Sonra ilgiden boğuluyor, sevgiden boğuluyor. Yani bir insanı bir şey boğuyorsa o olması gerekmeyen bir şeydir. Doğal değildir. Doğal bizi boğmaz. Doğal hissettirmez kendini. Varlığını da hissettirmez. Var mı yok mu anlamazsınız. Zaten doğaldır. Bir şey size önce çok iyi, devasa iyi geliyor, sonra da boğuyorsa zaten idealleştirme olmuş demektir. Hani ideale ulaşmış, sonra da ideal olan zulmetmiş. Zaten bir şey başladığında tam tersi başka bir şeye dönüşmüşse, yani idealken, harikayken, muhteşemken o zulme dönüşmüşse son kararda, hayır bu zulümmüş, bu beni boğuyor, beni işgal ediyor ya dönüşmüşse, zaten idealleştirmenin maksadı zulmedilmekten kaçınmaktır. Yani kaçtığı şeyle insanoğlu karşılaşmıştır, korktuğuyla karşılaşmıştır. Korktuğu şeyin tersi olarak görmüştür ama karşısına çıkan aslında o şey olmuştur. İşte baktığımızda 15 yıl sonra aynı şey. Çok mutlu eden, ona ne bileyim ailesini reddettiren, işini bıraktıran, kariyerini bıraktıran ya da başka şehir değiştirmesine sebep olan o ilgi bir müddet sonra onu boğmaya başlamakta. O zaman kıskançlık dediğimiz şey, o beni kıskanıyor, sürekli gözü üstümde, sürekli takip ediyor, beni koruyor, kolluyor, bana bakan adamları dövüyor ya da ne bileyim işte bana bakanlara uzaklaştırıyor, Haddini bildiriyor. haddini bildiriyor şeklindeki o muhteşem duygu bir zaman sonra eziyete dönüşüyorsa, zaten bu kıskançlık denen şey evliliğe uygun bir şey olmasa gerek diye bir bakmamız gerekiyor. Değil mi hocam? Zaten orada bir de şöyle bir problem var. Haddini bildirmek aslında genelde bu kelime kullanıldığından belki aşina geldiğinden kullandım ben de. O zaman ne yapıyor? Aslında diğer bireyin sınırlarını da diğeri çizmiş oluyor. Yani buradan sonrasına yaklaşamazsın. Buradan Sahip sonrası... çıkıyor. İşte tamamen sahip çıkıyor. Alıyor, kendisine ait kılıyor aslında. Evet, burada sahiplenme oluyor. Aslında kıskançlık, o bizim olumlu anlamda düşündüğümüz kıskançlık olmuyor burada. Bizde yani terimler farklı kullanılıyor ve artık bazı terimlerin kimin nasıl kullandığı önemli değil. Toplumdaki yeri de önemli. Artık hani bu şekilde kullanılarak işte 100 yıldır bu şekilde kullanılıyorsa bu artık budur da olabilir. Fakat bu olmuyor. Yani burada tezat çok fazla. Evet. Peki hocam, konuyu buradan sizin tabii ki arzu ettiğiniz şekilde de yönlendirmek istiyorum da eşler arasındaki bu kıskançlık durumu bazen kayınvalideler arası, yani kayınvalidenin çocuğunu kıskanması. Şimdi iki tane erkek evlat bende, iki tane sizde. O yüzden ben bu konuyu sadece gelin olarak konuşmuyorum. Allah nasip ederse ileride bizler de kayınvalide olacağımızı düşünerek bu soruyu soruyorum. Kayınvalideler neden kıskanır ki gelinini? Böyle bir şey var mıdır ya da nasıl olur? Şimdi bu hani geçen dış etkenlerde belki de konuşmamız gereken konuydu ama konular çetrefilleşiyor ya da işte günün ruhuna uygun başka bir yere evriliyor. Kayınvalidelerinki de kıskançlıkla haseti ve gıptayı birbirinden ayırmamız çok iyi oldu. Ara ara yine değinerek ayıralım. Kıskançlık bir şeyi istemek ve ona sahip olmak için o imrendiğimiz, üzerinde gördüğümüz şeyden bağımsız olarak gayret ederek ona ulaşmak dedik. Hasetse bozmak, yıkmak, dağıtmak. Yani onda da olmasını istemek. Biraz evet ikimizin de kayınvalide adayı olması belki burada rahat konuşmamızı sağlayacak, çekindirilerek konuşulacak bir konu aslında. Biraz kayınvalidelerin ama sadece kayınvalidelerin değil, Türkiye'de annelerin de yaptığı bir şey. Annelerinki yine sahip çıkma adı altında, koruma adı altında gözüktüğü için çok fazla gündeme gelmiyor olabilir. Kayınvalideninki daha fazla görünüyor olabilir. İkisini de ele alalım isterim. Tek taraflı sadece kayınvalideleri burada gömmeyelim. Çünkü şu Kesinlikle. neden böyle bir cümle kuruyorum? Kayınvalidenin ki hasete giriyor.
kıskançlığa girmiyor, gıptaya girmiyor. Yani biraz bozmaya giriyor. Biraz tutup almaya giriyor. Çünkü hasedin kökeninde bu var. Bozmak, tutup almak, çekmek, sonra dağıtmak. Yani kendine de almamak. Zaten kayınvalide tutup aldığında, dağıttığında, bozduğunda kendini alamaz. Eşyanın tabiatına aykırı. Yani oğlunu da aldığı yerden kendini alamaz. Karı koca olamaz. Gelini de kendisine evlat olarak alamaz. Ya da tam tersi, damadı da kendisine evlat olarak alamaz. Biz tersinden aslında kız anneleri üzerinden de gidebiliriz. Kayınvalide deyince erkek anneleri söz konusu oluyor ama hiç fark etmez. Ya da anne diyelim isterseniz buna. Bir örnekle devam edebiliriz aslında. Bir çift gelmişti ve sorunları olan bir çift. Ben bu çiftin arasında bağ görmediğim için zannettim ki erkeğin hayatında başka bir aile hayatı var. Yani saklıyor. O kadar uzak, o kadar yabancı duruyor ki karısına. Hiç bağlanmamış, yıllar olmuş, 10 yıl geçmiş ama hala bağlanmamış bir çift, bir erkek. Sonrasında görüşmeler devam ettikçe baktığımda gördüm ki aslında o ailesi onun kendi ailesi. Yani annesi ve kardeşleri onun ikinci ailesi gibi ya da ilk ailesi gibi görünen ikinci taraf burası görünüyor. Yani annelerin tutup vermemek istememesi ya da onları bir arada görmeye dayanamaması, bağlı görmeye dayanamaması ve buna sürekli çomak sokmasından ötürü karı koca birbirine bağlanamayabiliyor. Fakat bunu kız annesi de yapabiliyor. Sadece erkek annesi değil. Erkek annesi de nasıl olabiliyor? Kızının çünkü haset insanı açgözlü yapan bir şey. Haset çok ilkel bir duygu. Haset bizim çok küçük yaşımızda, yani ilk 6 ayda tanıştığımız, bize 6 ayda boca edilen, üzerimizde kalırsa eğer bizi çok açgözlü, obur yapan bir duygu. Ne oburu? Onda olan her şeyi alma oburu. Kız annesinden yola çıkacak olursak ki haset hani kötü bir şeydir ya. Genelde yüzü karanlık, yere bakan vesaire insanların haset olduğu düşünülür. Ama aslında hasetin açgözlülüğüyle üzerinde taşıyan anneler öyle değildir. Aydınlık yüzlü, fedakar, cefakar veren çünkü elde etmek için vermesi gerekiyor. Erkek annesinin bağlanmaya engel olması kendi oğlu tarafından olurken haset bir annenin bağlanmaya engel olması damadı tarafından olur. Yani onu bozmak, onu almak ama bunu öyle bir yapar ki mesela atıyorum işte sizin anneniz benim annem olsun. Damatla öyle bir sohbete girer ki siz dışlanmış hissedersiniz. Damada öyle bir sahip çıkar ki kız dışlanmış hisseder. Ya da işte yanında ne varsa ya da işte diyelim sizin bir arkadaşınız olsun ya da bir kız çocuğunun bir arkadaşı olsun. Arkadaşıyla bağı, ilişkisi sıcak ve samimi ise bağlanma evresine geçmeden önceki evreden gelen haset duygusu onu o kadar rahatsız eder ki o kendi evladını değil, diğer çocuğu yanına alarak artık onun arkadaşı olur. Alır yani. Haset obur yapar insanı. Açgözlü yapar. Ne varsa alır. Diyelim işte kızı evlendi, damadını aldı. Torun oldu, torunu da alır. Bakar ama torunun üzerinde tahakküm kurar. Bunu çok güzel yapar. Hiç kimse bunu hasete vermez. Orada ezilen, üzülen, özgüven geliştirmeyen bir kız çocuğu ya da diğer tarafta özgüven geliştirmeyen bir erkek çocuğu ki bu erkek çocukları adam ya da kadındır, çocuk sahibidir, bizlerin yaşındadır, sizlerin yaşındadır vesaire. Hasetin yol açtığını kimse bilemez, düşünemez. Ancak biz hasetle kıskançlığı ve gıptayı birbirinden ayırabilirsek, bunları tanımlayabilirsek fark ederiz. Peki bu bir eleştiri mi? Fark etmek kimin işine yarar? Fark etmek aslında daha çok da annelerin işine yarar. Muhatabımız olan şu an konu bahsi geçen annelerin işine yarar. Hani ben ne yapıyorum? Haset miyim, kıskanç mıyım, gıpta mı ediyorum? Ya da hasetlik mi yapıyorum, kıskançlık mı yapıyorum? Diye bir bakarak çünkü yanlış oldu. Haset miyim, kıskanç mıyım dediğinizde bu bir kimlik gösterisi olur ve üzerinize yapışır. Hasetlik mi yapıyorum, kıskançlık mı yapıyorum, nasıl bir tavır takınıyorum dediğinizde üzerinizden atmanız daha kolay olur. Biraz sorgulamak gerekir. Yani bizim kıskançlık zannettiğimiz şey hasetten yola çıkıyor olabilir. Kıskançlık zannettiğimiz şey bağlanma ihtiyacından yola çıkıyor olabilir. Kıskançlığın bu kadar genel geçer kullanılması da tabii ki manidardır. Bu da farklı bir konu olabilir. Yoğunlukla hasetten yola çıktığını bilmekte fayda vardır diye bırakayım size hocam.
Hocam burada hem kitap önerisi isteyen olmuş katılımcılarımızdan bağlanmaya da atıfta bulununca direkt ilk kitabınız aklıma geldi benim. Evet. Evet, bağlanma benim özgüven ve küstahlık arasında ne var kitabım var. Orada yazdığım, aslında bağlanma üzerine yazdığım bir kitap. İsmi ise çağımızın çok gündeme gün yüzüne çıkan, yani özgüvenin küstahlık olarak, küstahlığın özgüven olarak değerlendirdiğini gördükten sonra verdiğim bir karardı. Mutlaka bir kitap ismi yapmak istiyordum. O yüzden ismini bu şekilde tercih ettim ama aslında bağlanmayı anlatıyor. Ve bütün konular bağlanmaya bir şekilde bağlanıyor. Çok Evet. ilginç bir şekilde. Özellikle annelerin içinde olduğu ya eş iletişim dediğimiz zaman, ilişki dediğimiz zaman aslında bağlanma ilk herhalde faktör. Bizim ilişki ağlarımızı belirleyen, diğeriyle ilişkimizi belirleyen, ilişki kalitemizi belirleyen bir şey. Bu anlamda bağlanmayı doğru anlamak. Herkesin en azından şunu yani tamam kendi kendimizin psikoloğu olamayız. Fakat en azından kendimizdeki yolunda gitmeyen şeyleri fark ettiysek bunun bağlanmaya ulaşabileceğini görebiliriz. Belki bir uzman desteği alabiliriz ya da bol kitap okumalarıyla da belki bunu çözebiliriz kendimizde. Yani bunu çözdüğümüz zaman aslında haset, kıskançlık ya da bu tarz böyle kişiyi zorlayan duygular da herhalde biraz daha kolaylaşacaktır. Burada hocam şu aklıma geldi. Şimdi dediniz ya damatla sohbete dalar, kız kendini dışlanmış hisseder. Bir de onun tam tersi durumu olan var. Kızını çok blokeleyen, sürekli kızıyla program yapmak isteyen ya da diğer türlü şeyde de olabiliyor bu. Oğlundan sürekli beklentisi olan anneler. Bundan şikayet eden bazı takipçilerimiz vardı. Kayınvalidem hiç bana sıra bırakmıyor. Sürekli eşime bir program yapıyor. Haftamızın çoğu günleri kayınvalidemle program yapıyoruz. Bizim hiç baş başa vaktimiz kalmıyor diye şikayet edenler vardı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz hocam? Bu çok güzel. Şurada bir soru gördüm. Önce ona değineyim, sonra cevap Peki. vermeyeyim mi? Benzer aynen az önceki konuyla benzer. Buyurun hocam. Yine bağlantılı Soruyu oldu. da okuyayım yalnız şeyde çünkü olmuyor kayıtta. Eşim sürekli çok affedersiniz. Eşim sürekli beni aileme şikayet ediyor. Bunun karşısında ne yapmalıyım? Sorumuz. Burada sizin yapacağınız şey değil, annenin, ailenin buna yol vermemesi. İşte sahip çıkması gereken, çok güzel bir soru aslında. Sahip çıkması gereken aile. Hani hem şikayeti dikkate alarak, ne şikayet ettiği de önemli ama eften püften bir şey de olabilir. Bu yüzü bulduğu için de olabilir. Yani damat bu yüzü bulmasa, aile ona bu ortamı sağlamasa, bu alanı açmasa şikayet edemeyecek. Aile muhtemelen bir yol açmıştır. Bir alan açmıştır ki o da şikayet ediyordur. Ailenin yapacağı şey, yani burada soruyu soran hanımın, Ezgi Hanım'ın yapacağı şey, kendi ailesiyle konuşup bunu kendi aranızda halledebilirsiniz cümlesini eşinin duymasını sağlamak. Aile bunu yapmıyorsa, hala kızını müstakilleştirememiş, hala müstakil bir evlilik ya da işte ilişki olduğunu düşünmeyen ya da bunu algılamayan ya da buna inanmayan ya da kabul etmek istemeyen bir aile olmalı ki kişi cesaret buluyor ve birey olarak gördüğü, tırnak içinde, kendi karısını ailesine şikayet edebiliyor. Ya eşiniz sizi birey olarak görmüyor, ailenin evladı, hala ailenin vebalini ailesine veriyor, kendisi de almamış. Hani şöyle bir gelenek de var, tamam. Anne babalar çocuklarını büyütüyor. Bizim neslimiz böyle. Benim annem babam da dahil. Büyütelim, bir işte beyefendiye teslim edelim. Artık vebali onun olsun. Çünkü bizler birey olabilecek kapasitede olmayan kadın olarak, tabii ki hep sahip çıkılması gereken varlıklarız tırnak içinde. Diyelim ki böyle bir aile olsaydı, artık emanet etmiş. Oğlum sen bilirsin, bizi ilgilendirmez, ben sana verdim demesi gerekirdi. Bu da yok. Hani olmalı mı? Değil tabii ki ama bu bile değil. Ne aile birey olarak görüyor kızımızı, ne kocası birey olarak görüyor karısını. Onlara ait, onların sorumluluğunda, hala onların öğüt vermesi. İşte bu çiftin bağlanmış olma ihtimali yok. Bağlanmış olduğunda, bağlanma zaten bireyin işidir. Önce aileye bağlanırız, ayrışırız, sonra eşlerimize bağlanırız, bağ kurarız. Burada bağlanmadan da söz edemeyiz. Ya beyefendinin bağlanma problemi var, aileye
atfettiğine göre kendisi sorumluluk almıyor, sorumluluktan kaçıyor, oturup karısıyla konuşamıyor. Ya kendisi konuşamıyor ya karısı konuşulmuyor. Ya da konuşma hiç denenmemiş, beyefendi hiçbir zaman üstüne sorumluluğu almamış diyebiliriz. Burada sorumluluk tamamen ailenin tavrına göre şekil alır. Aile, siz artık evlisiniz, müstakil bir hayatınız var. Sorunlarınızı kendi başınıza halledebilirsiniz, halletmelisiniz. Halledemiyorsanız biz size adres göstermekte yardımcı olalım, yardım alın diyebilecek kadar sorumluluğu onlara vermeli. En büyük yardım, bu en fazla yardım ya da en müdahale ne olabilir? Ödemesini biz yapalım, siz işte yardım alın olabilir. Ama birisi bir diğerini şikayet ettiğindeki iki kardeş değil onlar. Artık müstakil hayatı kucaklama sorumluluğunu göze almış olmalılar. Bir nikah masasında evet demişlerse bir hayata evet demiş olmalılar. Ki aileye şikayet çocukluk göstergesidir. Diyelim sizin sorunuza gelelim ama tekrar alabilir miyim? Kaçırdım galiba. Evet, bu ailelerin kıskançlık konusu. Yani anneler, çok Heh, tamam, affedersin. hatırladım. Hatırladım hocam. Şimdi Tamam. telefonum çaldı, kusura bakmayın. Buyurun hocam. Tamam. Şimdi annenin yani kız annesinin kızı mal etmemesi aslında en başta anlattığım bir olay örneği vardı ya erkeğin bağlanamaması buna sebep oluyor. Erkek nasılsa nasıl ki ikinci ya da ilk ailesi varmış ya da daha önemli bir ailesi varmış. İkisini bir arada gördüğünüzde aslında anlarsınız ya da tecrübeden ötürü anlıyoruz. İkisi birbirine karı koca olmuş mu, bağlanmış mı yoksa birinin aklı başka bir yerde, yani başka bir ailede mi kalmış? Bu kızımız da başta anlattığım erkek gibi aklı ailesinde kalan, ailesiyle evli olan aslında burada sadece rol oynayanmış gibi yaşayan birisi olacaktır. Ve günümüzde çokça rastladığımız bir olay, o yüzden sorular geliyordur, gelmelidir de günümüzün koşulları bu şekilde şekilleniyor ve kızlar kocalarına mal edilmiyor. Yine aynı şey. Annenin orada iyi bir şeyin olmasına ya da ailenin, anne üzerinden konuşuyoruz ama şimdi eğri oturup doğru konuşmak gerekirse de bütün bunlar annenin başının altından çıkıyor. Fakat bazen istisnalar kaideyi bozmaz. Kardeşler, babalar vesaireler de olabiliyor. Aileyi toptan ele almak gerekirse ailenin orada iyi bir şey, iyi bir bağlanma olduğunda kendinden kopacağını zannetmesiyle ilgili aslında. Haset de böyle bir şey aslında. Hasetten yola çıkıyor evet ama haset kendine güvenmemek. Ona giderse yani o şey neyse o iyi şey orada olmaya devam ederse kendisinden gideceğini zannetmesinden kaynaklanıyor. Halbuki eşya yerine koymak, kafalarda karışıklığı gidermek için en başta yerine koyacağımız şey anne olmalı. Annenin de anneliğinden emin olması gerekir. O çocuğu dünyaya getirdikten sonra tekrar o çocuğu anne karnına oradan da yok olmaya götürecek hiçbir güç yok. Artık dünyaya geldi ve senin dünyandan senin dünyana geldi. Başkasıyla yaşadığı mutlu, huzurlu, iyi ya da bağlı, bağlanmış, bağlanmışlık ya da işte müstakil bir hayatın sizin aranızdaki yani anne ile çocuğun erkek ya da kız fark etmez arasındaki bağı alıp götürmeyeceğini bilmesi ve emin olması gerekiyor. Bir çocuk başkasıyla bağ kurduğunda bu arkadaş olabilir, eş olabilir, başka bir şey olabilir. Annesi ve babasından alarak gitmiyor. Anne babanın yeri başka, oradaki bağlanma başka bir şey, buradaki başka bir şey. Oradaki bağlanma yani daha sonraki bağlanmalar sermayesini anne babadaki bağlanmadan ve güvenden alıyor. Güvenli bağlanan anne babalar, ben buradayım kızım oğlum sen git ailenle mutlu ol diyebilen anne babalar. Diğeri kaygılı yani karısına ya da kocasına giderse, karısıyla ya da kocasıyla kendinden habersiz, bağımsız bir gün ya da günler geçirirse, haber vermeden evine eşyalar alırsa, haber vermeden tatillere çıkarsa vesaire kendisinden gideceğini zannettiği için aslında. Biraz oturup bunu düşünmek lazım. Yani benim kızım ya da oğlum karısıyla mutlu olursa ben ne kaybederim? Peki hocam, burada ikinci bir soru geliyor. Şimdi kayınvalideler bunu fark etmiyorsa, aslında yaptığı şeyi fark etmiyorsa ve gelinlerde ya da işte damatlarda böyle bir problem varsa onlara ne tavsiye edebiliriz? Eşleriyle nasıl bir iletişim kurmalılar bundan çıkabilmek için? İşte burada kilit nokta o annenin çocuğu kız ya da erkek kimse
ona düşüyor iş. İkisi arasında denge. İkisine de anneye anne gibi davranmaya devam ederken yanında karısına karısı gibi davranmak. Yani annem üzülmesin diye karısının elini tutmamak. Annem üzülmesin diye karısına bir öpücük kondurmamak ya da karısına güzel söz söylememek annenin durumunu pekiştiriyor, besliyor. Bunun yerine annesini sevmeye devam ederken, annesini anne gibi öperken, karısını da karısı gibi öptüğünde annesi hiçbir şey kaybetmeyeceğini görecektir. Denge o evlatlara düşüyor. Çünkü bizim muhatabımız muhtemelen bu evlatlar, o anneler değil. O anneler olsaydı onlara söyleyecek çok sözümüz vardı. Şu olmasın, sorumluluk bize mi kaldı? Sorumluluk bilenindir. Bilginin sorumluluğu basit bir şey değildir. Kim biliyorsa, kim öğrenmişse artık sorumluluğu o taşımak zorunda. Bilmeyenden zaten biliyorsunuz hesap sorulmuyor. Cahil, hani bilmediğimizin cahiliyiz ve bilmediklerimizden yükümlü değiliz. Artık biliyorsak sorumluluğu yükleneceğiz ve yapmaları gereken şey dengeyi sağlamak adına daha fazla birinin o tırnak içinde kıskançlığını pekiştirmek değil, beslemek değil, yerine koymak. İşte habersiz bir şeyler yapıp tatile gideceğiz, tatile gidiyoruz, bilet aldık. Yavaş yavaş işte kızlar genelde misafirlerini bile annelerini ağırlattıkları için burada biraz şey de var, hani kullanmak da var. Kızlar bunu kullanıyor annelerine birçok işlerini yaptırarak, evlerinin müdahalesi ya da çocuklarını baktırarak. Ki bunu aslında geçen hafta siz konuşmak istemiştiniz. Çocuklarımıza baktırarak büyüklere bağımlı oluyoruz. Yani bizim işlerimizi yaptıkları için rahatsız olsa dahi feda ediyor. Çünkü onun için çocuğuna bakılması, misafirin ağırlanması daha önemli geliyor. Bunun yerine özgüvenini geliştirerek misafirini ne kadar ağırlayabiliyorsa kendi imkanlarıyla, çocuğuna ne kadar bakabiliyorsa kendi imkanlarıyla ya da sınırda iş dönüşü alarak, hani daha fazla yemeği de orada yemeyerek, evde ne varsa kahvaltılık da olsa, çalışan insan çalışan insan gibi yaşayarak, çalışmayan annesinin evinden çıkmamış, çoğalarak oraya dönmüş birisi gibi değil de çalışan insanmış gibi yaşamayı kabul ettiğinde müstakilleşecektir diye düşünüyorum. Yani hata yapmak ya da eksik olmanın da mümkün olduğunu, kendine bu hakkı da verecek Evet. ve sorumluluk almak. Aslında yine nereye geldik hocam? Bağlanma, sonra sınır ve sorumluluk. Yani sizin çok üzerinde durmanızın ne kadar önemli olduğunu, gerekli olduğunu ben de her programda daha iyi gözlemliyorum, görüyorum. Yine önce bağlanmayı fark edeceğiz. Eğer biz artık bir evlilik içerisindeysek eşlerimize bağlanmamız gerekiyor ve ardından bu bağlanmanın gerektirdiği ya da o evliliğin gerektirdiği sorumlulukları alabilme, sınırları koruyabilme. Bir sorumuz var hocam. Bu soruyu anladığım kadarıyla biraz özetleyebilecek miyim ama bir eşin kendini dahi kendini rahatsız hissettiği ortam ve kişilerde dahi diğer eşin kıskanmaması. Yani anladığım kadarıyla böyle hanım biraz rahatsız hissediyor, ortam biraz rahatsızlık verici fakat diğer eş bunun farkında değil. Biraz Korunuyor değindik ama. olabilir. Evet, şöyle hani farkında olmayabilir, farkında değilmiş gibi de yapabilir. O anladığım kadarıyla yanlış anlamadıysam bir hani diyelim ki gelin hanımla kayınvalide ortamına, erkeğin ailesinin ortamına gidildiğinde hanım rahatsız olduğunda kocasını tutup onu oradan çıkarmaması gibi bir şey olarak algılamak olurdu da içeriğine uygun bir şekilde. Yani anlamıyor olmama ihtimali yok. Fakat dayatma, hani mecburiyet dayatması var. Burada hani kişi ne yapabilir? Biraz daha özel bilgilere ihtiyaç var. Ama genel anlamda tekrar söylüyorum. Yerli yerinde asıl muhatap o ailenin çocuğunun dengeyi kurması gerekir. Dayatmadan, dışlamadan, aile içinde hem kalarak hem de kendi hayatını yaşamayı başarması gerekir insanların. Değilse ifrat tefrit oluyor. Bireyleşmek, bireyselleşmeye dönüyor. Aileden tamamen bağımsızlaşmak, özgürleşmek adına aileden kopmaya dönüşüyor. Diğeri de bağımlı bir aile ilişkisine dönüşüyor. İnsanlar müstakilleşemiyor. Ayrı evleri olmalarına rağmen işte illaki her hafta sonu sadece bir gün tatilleri varsa kayınvalidenin evinde geçmesi gerekiyor. Ya da işte her bayramın her gün orada geçmesi gerekiyor vesaire. Müstakilleşme alanı kalmamış oluyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Ailenin kendi çocuğunun bu dengeyi kurması gerekir. Annesine bu hakkı vererek, evet annem kopamıyor, korkuları var, beni kaybetmekten korkuyor. Fakat ben eşimi, müstakil çekirdek ailemi koruyarak, kollayarak, onlara sevgimi esirgemeden de annemi sevebileceğimi ona gösterebilirim
gibi bir sorumluluk alması gerekiyor. Hocam az önceki cümlenizi yine ben tekrar etmek istiyorum. Sorumluluk bilenindir dediniz ya. Genelde çünkü bu soru bize de çok fazla geliyor. Hocam yine mi ben alacağım sorumluluğu? Şimdi danışmanlıklar oluyor, geliyorlar, danışıyorlar, konuşuyoruz. Herkese yani muhatabımız kimse biz onun sorumluluğunu konuşacağız muhakkak. Ya yine mi bana yükü yüklediniz gibi bir durum oluyor. Bu çok güzel bir cümleydi. Belki açıklama kısmına da yazabiliriz bunu. Sorumluluk bilenindir. Kim biliyorsa o aksiyon alacak ki bir değişim olsun. Diğerinden beklediğimiz sürece o bilmediği için sadece beklemiş oluruz. O yapsın, neden ben yapıyorum diyerek de özgürlük olmaz. Özgürlük yaşama sorumluluğunu almak, bilme sorumluluğunu almaktır. Ve dediğiniz gibi bağlanmak esastır. Bağlanmak üzerine sınır ve sorumluluk hayatın üç ayağı gibidir. Bunları başarabildiğimizde ya da sonradan telafi edebildiğimizde hayatta baş edemeyeceğimiz çok bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bağlanmak aile içi ilişkilerimize tekabül eder. Yani karı koca, çocuklarımız, kendi çekirdek ailemiz, sınırlarımız bizim sosyal hayattaki hayatımıza tekabül eder. Hayır diyebilmek sadece kendi sınırlarımızı göstermek değil, sınır almak, yani sınır vermek, karşı tarafa da dur diyebilmemizi doğurur. Sorumluluksa neyse o anki mevcudiyetimiz, onun sorumluluğunu alarak, işte bu yayını yapıyoruz, bu yayının sorumluluğunu alarak gibi o an üzerimize düşen neyse sorumluluğunu alarak anda kalmamızı sağlar aslında. Üzerimize vazife olmayan sorumluluklar bizi gelecek kaygısına sevk ederken anlık ne gerekiyorsa yapabilmek özgüvenden beslenir ve anlık sorumluluklarımızı yerine getirerek hayata devam etmemizi sağlar. İşimizi kolaylaştırır, aslında yükmüş gibi görünüyor olabilir. İşimizi çok kolaylaştıran şeylerdir. Aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde de olan bir şey değil midir? Geçmişin tasasından, geleceğin kaygısından bizleri muhafaza eylemesini Rabbimizden niyaz ederiz. Aslında anda kalma olayı biraz güncel terim olarak kullanılıyor anda kalmak. Fakat bizim de zaten ana gelmemiz için günde 5 vakit namaz kılıyoruz değil mi hocam? Evet. 5 vakit, 5 kez Rabbimizle baş başa, yaratıcımızla baş başa, kendimiz de anda ve kendi yaratılış gayemize uygun davranmak için kendimize dönüyoruz. Ya bu anlamda bireyler olarak hepimiz kendi sorumluluklarımızı aldığımızda, ana geldiğimizde, bugünün problemleri ya da şu anın ihtiyacı neyse ona göre aksiyon alabildiğimizde belki de pek çok problem hallolacak. Çoğu davranışın arkasında gelecek kaygısı. Şimdi ben buna müsaade edersem sonra şu da olur. Ya da işte bak geçmişte şu olmuştu, şimdi de bunu yapmak istiyorlar gibi düşünceler maalesef şu anımızı da heder etmemize sebep olabiliyor. Daha önce de konuşmuştuk. Sanki savaş meydanına, er meydanına çıkıyormuş gibi gardımızı alarak çıktığımız zaman hayat çok yorucu olur. Çünkü yorulmaya talip oluyoruz. Bizi yoracağına inandığımız bir meydana çıkıyoruz. Ve mücadele, sürekli mücadele. Sonra yoruldum, hayat çok zormuş. Mücadele etmekten bıktım, sıkıldım diyoruz. Mücadele etmek yerine bulunduğumuz neyse o hali kabul edip buna işte kadın olmak, erkek olmak, anne olmak, baba olmak veya bilen olmak veya yapan olmak, her neyse bunu kabul ederek, bunun sorumluluğunu alarak, anda yerine getirerek hayatımızı kolaylaştıralım. İnşallah. Hocam bir de burada es geçmek istemiyorum. Empati kurmaya çalışsak bir de diğer eşte. Şimdi ailesi çok müdahil olan eşlerimiz varsa işte sürekli çünkü bu gerçekten bana çok gelen bir soru. Eşimin ailesi o kadar çok hayatımıza hükmediyor ki haftanın her günü dolduruyorlar. Hafta sonu tatilinde biz baş başa hiç kalamıyoruz. Her hafta sonu bir program yapılıyor. Sürekli ailece geziliyor ve hiç biz bize kalamıyoruz gibi. Bu durumda da diğer eşin bu işi yönetemeyişinden dolayı bazen sabırsızlık ya da artık bıkkınlık oluşabiliyor bir tarafta. Burada peki başka biraz hani onun da açısından bakabilir miyiz? Yani bunu yönetemeyişinin aslında sebebi şunu istiyorlar, tercih etsin. Yani annesi ya da ben, ailesi ya da ben aslında orada bir tercih mevzu olmadığını göstermesi gerekiyor. Ama bazen insan öyle boğuluyor ki iki tarafın çapraz ateşi altında orada o aksiyonu alamayabiliyor. Bu konuda bir şeyler söyler misiniz hocam?
Bir kere tercih noktasına getirmek doğru değil. Tercih kendi Hı. cinsinden olur. Yani anne ile eş arasında ya da aile ile eş arasında tercih gerçekten akla mantığa aykırı. Hı. Hayatta çok saçma diyebileceğim. Aslında beni de öfkelendiren bir şey. Çok saçma gerçekten. Maalesef hocam, ama bu Aile, konuda evet. daha yakın bir, çok özür dilerim bölüyorum, bunu sormamın da bir sebebi var. Çok yakın böyle bir aile görüşmemde oldu. 4 yıldır ailesini görmüyor bir eş. Neden? İşte bazı olumsuz deneyimler yaşamışlar. Eşi tercih yapmasını söylemiş, eşini tercih etmiş. Ama tabii ki sağlıklı bir tercih, sağlıklı bir karar olmadığı için bir şekilde 4 yıldır aile etkisi olmadığı halde bu ilişkide yürümüyor ve uzman desteği almaya ihtiyaç duyuyorlar. Yani bu maalesef çok bilinmeyen bir şey. Sanki eşin ailesiyle bütün irtibat koptuğu zaman rahatlanacak gibi bir vehim var. İşte burada ayrışmamış benlik yine gündeme geliyor. Kişinin kendi ailesiyle olan diyaloğu diğerini neden bu kadar etkiliyor? Kendini dışarıda tutabilir bunun yerine. Hani sen ailenle görüş ama beni karıştırma, bu da bir yöntem. Neden onun kendi ailesine bu kadar müdahale etme ihtiyacı duyuyoruz? Çok patolojik bir şey. Yani ailesiyle ya ailen ya ben deniyorsa o kişinin gerçek bir tedaviye ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Bu normal bir şey değil. Bu hak değil. Kimsenin hakkı değil. Haddi ve sınırları aşmak sınır bozukluğunun dibi artık. Yani sınır tanımayan insan demektir bu. Diğerine gelince hani her haftayı dolduruyor ve mecbur kalıyor. Burada çiftin biz olmaktansa hala ailesiyle evde o çiftin biri, yani kendi ailesinin bütün programlarına çekirdek ailesini dahil eden ya da dayatan ya da zorlayan, tabii ki keyifle zevkle yapılıyorsa diyecek bir şey yok. Bu şekilde sorunlar olduğuna göre bunlar şikayet edilen konular. Kişi dayatıyorsa, zorluyorsa, istişare etmeden karar veriyorsa zaten bireysel düşünüyor. Bu evliliğin içinde değil. Yani bu evlilikten daha çok kendi ailesine aidiyet kurmuş, kendi ailesinden kopamamış aslında. Biz olamamış demektir. Bir çift evlendiğinde senin ailen, benim ailem söz konusu bile olmaz. Artık biz vardır. Birlikte oraya gidilir. O anneye gidilir, bu anneye gidilir. Arasında fark yoktur aslında bizse eğer çift. Gidelim, gidelim mi? Gidersek ne yapalım? Ya da işte 2 saat kalalım, 1 saat kalalım, birlikte karar verilmesi gerekir. Ve ikisinin de ikisi için iki tarafında aynı pozisyonda olması gerekir. Çünkü artık biz olan bir kurum var ve diğer her şey evliliğin dışındadır. Buna çocuklar da dahil. Diyelim ki işte insanlar yaşları ilerledi, çocukları evlendi. Çocukları söz konusu olduğunda da biz olarak bakabilmeli. Biz size bugün gelemiyoruz. Biz sizin o işinizi yapamıyoruz. Biz sizin çocuğunuza bakamıyoruz. Biz işte bunu uygun bulmadık gibi. Orada Biz o de zaman bireyselleştirmemek gerekiyor. Yani eşimin işte şu an işte Ayşe'nin başı ağrıyor, gelemiyoruz değil de değil. biz Biz bugün uygun değil. gelemiyoruz. Biz müsait değiliz. Biz başka bir program yapmıştık. Bizim programımız bugün sizin programınıza uymuyor. Anneye de, babaya da, kardeşlere de bu şekilde hitap edilmeli. Ve karşı taraf ilk başta bir şaşkınlığa uğrayabilir. Yeni evlendiğinizde hani alışacak, alışma ortamı sizin ilişkinize göre şekil alır zaten. Bizim toplumumuzda yeni evlenen ya da evlenmiş bir çiftin yuvasını bozmamak adına anne baba hoşuna gitmese de susar aslında. Bozmak istese de susar. Bunu görünmeden, göstermeden yapmak ister. Yuva bozmak kötü bir şeydir. Yani ya da işte ben evde huzursuz oluyorum diyen bir kadın ya da erkeğin ailesi geri durur. Huzursuz olursan ol, çık gel demez. Değil mi? Nadirdir. Yani böyle bir şey varsa patoloji vardır orada. Hastadır o insanlar. Çünkü biz bu topraklarda yaşıyoruz. Doğusundan batısına evlenen çiftin yuvasını yıkmayı hiç kimse istemez. Evet, sorduğumuz zaman kesinlikle bilmez ama farkında olmadan bu haset duygusundan yola Yola çık. çıkarak bazen Bozmak isteyebilir. olabiliyor. Ama işte burada çiftin duruşu bizse eğer, biz böyle yapıyoruz. Biz çok güçlü bir şeydir. Yani anne de teklif etse, baba da teklif etse, biz bugün uygun değiliz. Bitti. Ya da şunları şunları yapacağız. Biz böyle bir karar vermiştik. Biz bugün ailecek olmak istedik. Hocam burada da işte şu geliyor hemen ardından. Küsüyorlar. Anne babanın küsmesi, işte ağlıyorlar, küsüyorlar. Sonra laf dokunduruyorlar gibi. Şimdi anne baba her davete icabet edilmesini bekliyor ve her seferinde ağlıyorsa onlarda bir sorun var demektir.
her davete hayır diyen bir biz varsa sorun burada demektir. Bir denge kurmak lazım. Yani kendince bir sistem kurulabilir. Bugün dolandırıcılar bile kendince bir sistem kuruyor. Yani işte bir arkadaşın kartından para çekmişler. Önce 3 lira, sonra 300 lira, sonra 3000 lira. Kendi içinde bir sistemi var yani. Bir sistem mi kuracaksınız? Bizde eksik olan şey bu. İşte bir oraya, bir buraya, bir günde kendinize gibi. Çok zor şeyler değil. Yani her seferinde kendi hayatınız olmasın, her anınızı bizimle paylaşın, paylaşmalısınız diyen bir aile varsa sorun orada. Ama hiçbir şeyimi paylaşmayayım, ben sadece her şeyi çekirdek olarak yaşayayım diyen bir çift ve birisi varsa sorun burada. Denge mutlaka bulunabilir. Ya da işte süre. Mesela süre de çok önemli. Biz de sabahtan gidersiniz işte kahvaltıya, akşam yemeğine de benim de kabullenmekte çok zorlandığım, kabullenemediğim bir şeydir. Ziyaret dediğiniz işte kahvaltıya davet edilir. Kahvaltı tamam, yemeğe davet edilir. Yemek olmaz ya hani. Burada bir sınır konabilir. Kahvaltıya gittik tamam, sonrasında çıkılır. Başka gün devam eder. Gün yaşanır, bir yere bağlı kalmaz. Anne babalar çocuklarını görmeye doymayacaktır. Yaş ilerledikçe daha da doymayacaktır. Bu dünyadan gitmeyi hissettikçe kendi köküne, kendinden olanla daha fazla vakit geçirmek isteme hakları var. Fakat her isteğimizi bu hayatta yerine getiremiyoruz. Onlar nasıl ki bizler çocukken istediğimiz her şeyi yapamayacağımızı bize anlatmışlarsa, biz onların isteklerine saygı duyarak, hürmetle, saygıda, kusur etmeden anne haklısın, baba haklısın ama bizim böyle bir programımız var demek çok zor değil. Bu alışılmayacak bir şey de değil. Anne babalar kabul etmeye hazırdır. Bir müddet sonra kabul ederler. Yani biraz da risk almak. Evet, sınırları belirlerken, alanları çizerken bir tık huzursuz olacağız. Biz huzursuz olmak yerine vaktimizi harcamayı göze alıyoruz. Fakat bu daha fazlasını, daha fazlasını istemeye sebep oluyor. Ne olur ki hani annelere babalara bütün günlerimizi harcasak ne olur ki? Hiçbir şey olmaz. Fakat burada da bir hayat var. Yaşamayı bekliyor çocukların ya da ailenin ya da işte bir alışveriş, evin alışverişi bile çalışan insanlar için bir günü var ve hepsi bir günde sığmak, yetişmek zorunda. Organizasyonu birlikte yapıldığı zaman yani çiftler biz olarak organizasyonu yaptığı zaman ve asıl olan evlilik ve kendi ailesi olarak organizasyon yaptığında yani kendi ailesinin selametini, selahiyetini baz alarak yaptığında zaten öncelik işte ne diyelim pazar bugün ve alışveriş yapılacak çocukların götürülecek kursları vesaireleri pandemi var ama mutlaka bir şeyleri olur. Bunları işte annemle babamı da ihmal etmeyelim. Bugün de bir kahve içelim. Yani tamam kahvaltıya gidelim bugün. Haftaya da kahveye gidelim. Bir uğrayalım, çıkalım. Maksat görmekse hayatı dondurmadan yaşadığımız zaman kimse kimseye yük olmaz. Yani kayınvalideyle yaşayan gelinler için de aynı şey söz konusu. Kocasıyla karı koca hayatını onların yanında da yaşayabiliyorsa neden istemesin ki? Hayatı ve yaşam alanı, özel hayatı etkilediği sürece insanlar istemeyecektir. Evet. Temel gereksinimleri engellendiği zaman kişi öfkelenecektir, tepkiselleşecektir Çünkü sınırları ve ihlal edilmiş olacaktır. evet, çok güzel özetlediniz kıymetli hocam, Allah razı olsun. Kıskançlık konusu tabii ki biraz daha geniş yine bir konu. Aslında ikinci bir part yaparız diye düşünerek bugün ben çok fazla eşler arası kıskançlık konusunda sorular sormamaya gayret ettim. Daha çok böyle dış etkilerden sonra. Bu dış etkilerden içeri doğru kendi aile sınırlarına çekilmedeki engeller nedir? Kıskançlık olabiliyor. İşte dışarıdan anne kıskançlığı, kayınvalide kıskançlığı diyebiliriz. Ve eşlerin yine ailelerinden eşlerini kıskanmaları gibi durumlardan bugün bahsetmiş olduk. Değerli hocam, soru şu anlık yok galiba. Evet. Ay, pardon, sorular varmış galiba ama ben yukarıda kaldığım için. Kayınvalidem beni, benim çocuğumu benden kıskanıyor. Neden olur? Yani Evet. özel tabii ki de özel bilgilere ihtiyaç var. Kendisi yönetmek, kontrol etmek, kontrolü bırakmamak istiyor muhtemelen. Yine bağlanmayla ilgili bir sorun olsa gerek. Evet, soruları tekrar bakıyorum da. Eş arası sorunlar var. Kavgalarda evi terk etme durumu.
Evet, bunu da bir Bunları sonraki bir programda evet, konuşalım mı? not alıp sonraki programda konuşabiliriz. İnşallah. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Yine yoğun programınız arasında bize zaman ayırdınız. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Bir sonraki programda inşallah görüşmek üzere diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese selamlar, saygılar. İnşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Siz de öyle.